Başkanım. Bugünkü burada beraber olmamızın amacı şu anda mevcut 15-20 gün öncesine kadar Tarım İl Müdürlüğü'nün küpe olayını kendisinin yapmasıydı. Tarım İl Müdürlüğü bu hizmetlerini verirken en asgari düzeyde zarar etmeden, cebinden harcamadan kurtarır bir şekilde bir ücret talebi vardı. Bu da döner sermaye aracılığıyla oluyordu. Ama gel gör birdenbire ne yaptılarsa, ne olduysa yine çiftçinin ve hayvancılık yapan, damızlık işi yapan insanların sırtına vurmak kaydıyla birdenbire küpe işi damızlık süt birliğine teslim edildi. Halbuki özelleştirmeler yapılırken, kanunen de böyle, mantıken de böyle, özelleştirmeler yapılırken ihale usulü yapılması lazım. Belki bir şirket veya başka birlikler, süt birlikleri olabilir, herhangi bir birlik olabilir, herhangi bir sivil toplum örgütü olabilir, ziraat odaları olabilir. Bu ihaleye girerdi. Kim ucuza yapacaksa ona verilmesi gerekirdi. Hangi protokola dayanarak veya hangi yasaya dayanarak verildiğini tabii biz bilmiyoruz. Ama yaklaşık maliyeti 1 milyon lira olan bir küpenin 9 milyon liradan verilmesi bence çok abes oldu. Hiç uygun olmadı. Bir birliğin amacı üyelerine daha güzel hizmet vermek, daha ucuza hizmet vermek varken ama resmen üyeleri bir yerde söğüşlemek gibi bir duruma geldi. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bu yetki, yani çıkıp yetkililer bunu açıklaması lazım. Neden bu şekilde bir şey düşünüldü? Acaba Tarım İl Müdürlüğü bu hizmeti yaparken güzel bir şekilde yapıyordu. Kimse de şikayetçi değildi. Hemen akabinde oraya 5 milyona kurtarırken devlet işi olduğu halde özelleştirmeler biliyorsunuz devlette daha pahalıya mal olduğu için özelleştirmeler yapılıyor. Yani bugün elektrik özelleştirdi. Hemen üstüne zam mı konuldu? Hatta zaman zaman özelleştirmelere yapılan şeylerde rekabet sistemi doğduğu için ucuzlama dahi oluyor. Yine söylüyorum 1 milyon lira maliyeti olan bir küpenin yaklaşık belki 1 milyon da yok da ben onu tahminen konuşuyorum. Çünkü plastik naylon yani bunun aslı. Makinede basılan bir sistem. Bunun maliyeti bu şekildeyken 9 milyon liraya takılması bu karşısındaki insanları yasaf ya da enayi yerinde gözlemek gibi bir durum oldu. Ben Tokat Ticaret Borsası Başkanı olarak kendimle bizzat bu hayvancılığın içinde olduğumdan dolayı bu işe tepkiliyim. Bakın daha 2 gün önce bütün ziraat odaları toparlanarak şöyle bir valiliğe dilekçe veriliyor. Onlar da bu işten muzdarip olduklarını söylediler. Ben de bunu takdirle karşıladım. Sağ olsunlar o başkanlar demek ki duyarlı davrandılar. Bu işin, bu olayın farkına vardılar. Benim söyleyeceklerim şu, bir an önce bu işe müdahale edilip tekrar bu işin ya Tarım İl Müdürlüğü'ne verilmesi veya bütün birlikler arasında ihale yapılması. Ben bu işin şöyle bir yasada doğan bir buzağın 20 gün içerisinde küpelenmesi gerekiyor. Damızlık Birliği tüm kazalar da dahil bunu 20 gün içerisinde bu buzağları küpeleyeceğini tahmin de etmiyorum. İyi bir hizmet gideceğini de zannetmiyorum. Ne olması lazım? Eğer yapılacaksa böyle bir şey her kaza kendi bünyesinde bir firmaya veya birliğe verilerek kendi bünyesinde yapılsa daha da uygun olacağını tahmin ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Fiyatı galiba söylemedim. 5 milyondan 9 milyon. 5 milyon 9 milyon. Arada 4 milyon fark var. Belki çok küçük gibi görünür. Yani bir tane iki tane buzağısı olan ya işte iki tane buzağım var 8 milyon fark var. Önemli değil diyebilir ama bunun yekününü hesap ettiğin zaman nerelere ne kadar para aktığının siz farkına varın yani. Benim söyleyeceklerim bu kadar.